والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في أحكام الحيض والنفاس. Hayızın ve nifas, hayızın ve nifasın hükmü hakkında var. Evvelen ilk olarak el haydu ve ahkamuhu, hayız ve hükmü. Kâlallahu Teâlâ, hayız ve hayızın ahkamı. Hayız ve hayızın ahkamı. Kâlallahu Teâlâ, Allah-u Teâlâ dedi ki ve es'elûneke anil mahidi, sana hayızdan sorarlar. Kul huve ezen, de ki o ezadır. فَاَتَذِرُ النِّسَاءَ, kadınlardan uzak durun. Fil mahidi, hayızlık günlerinde. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ, onlara yaklaşmayın. حَتَّى يَتْحُرْنَ, temizleninceye kadar. فَاِذَا تَتَحَّرْنَ, temizlendikleri zaman. فَاَتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde onlara yaklaşın. İnna Allaha yuhibbut tawwabina, muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever. Ve yuhibbul mutatahhirin, ve temizlenenleri de sever. Ve yuhibbul mutatahhirin. Değil mi? He, boğazdan şey değil. Yani boğazdan değil. Normal nefes alıyormuş gibi bırak. Bir daha oku. Ve yuhibbu. Ve yuhibbul mutatahhirin. Hey, şey okuyorsun, üzerine o kadar bastırmadan okuyorsun. Mutatahhirin, temizlenenleri sever. Vel haydu, hayız, huve demu tabiatin ve cibilletin, yaratılış ve doğal kandır. Yahrucu, çıkıyor. Min ka'rir rahimin derinliklerinden çıkıyor. Fi avkadin ma'lumetin, belli vakitlerde. Halakallahu, Allah Teala onu yarattı. Li hikmeti gaza il veledi, fi batni ummihi, çocuğun annesinin karnında gıdalanmasına bir hikmet olarak yarattı. Li iftiharihi ile gizai, gıdalanmaya ihtiyaç duyduğundan dolayı Allah Teala onu bir hikmet olarak yarattı. İza lev şarakeha fi gizaiha, ona gıdalanmasında ortaklık yaparsa. İz lev şarakeha fi gizaiha, eğer annesiyle annesinin yediğine ortak olursa yiyecekte, le da'ufet kuvaha, annesinin kuvveti zayıflar. Fecaalallahu lehu hazel gizaa, Allah-u Teala ona bu gıdalanmayı kılmıştır, yapmıştır. Lizalike, bundan dolayı. Kalle entahidel hamilu, hamile olanın hayızlı olması az şekilde olur. Ve izâ veledet, doğduğu zaman. Fe izâ vulidet, çocuk doğduğu zaman, قَلَبَهُ اللّٰهُ لَبَنًا, Allah Azze ve Celle o kanı süte çevirir bu defa. يَدُرُّ مِنْ ثُدْيَيْهَا, ne olur? Göğüslerinden akar. لِيَتَغَزَّ بِهِ وَلَدُهَا, çocuğu ondan gıdalanması için. وَلِذَلِكَ, bundan dolayı. قَلَّ اَنْ تَحِيدَ الْمُرْدِعُ, emzirenin az hayız olma, az bir şekilde hayız olur. Feyze haletil mer'atu min hamelin, eğer hayız feyze haletil mer'atu min hamlin ve rada'in, kadın emzirmeden ve hamilelikten boşaldığı zaman, yani ikisi de artık olmadığı zaman, normal haline döndüğü zaman. Baka بَقِيَ لَا مَصْرِفَ لَهُ لِيَسْتَقِرَّ فِي مَكَانٍ مِنْ رَحِمِهَا. بَقِيَ لَا مَصْرِفَ لَهُ, artık o kan orada olduğu gibi kalır, başka tarafa ne yapmaz, başka tarafa çevrilmez. لِيَسْتَقِرَّ فِي مَكَانٍ مِنْ رَحِمِهَا, ta ki ne olsun, ta ki annenin rahminde belli bir mekanda karar kılsın diye. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi
diyor ki bu şey Allah'ın kadınların üzerine yazmış olduğu bir şeydir diye. Hayız kanı için. Hayız kanı nedir? Hayız kanı ayın belli vakitlerinde buluğa ermiş olan kadınlarda gelen kötü kokulu, ondan sonra kalın kadınların kokundan ve kokusundan ve renginden ayırt edebildikleri bir kandır. Yani diğer kanlardan ne olarak? Diğer kanlardan ayrı olaraktan. Şimdi normalde kadının yani çocuk doğumuyla alakalı şöyle ben göstereyim size burada. Şimdi şu kadının rahmi, tamam? Çocuğun oluştuğu yer burası. Burada iki tane şey var, iki tane tüp gibi bir şey var. Burada da yumurtalık var, kadının yumurtalıkları. Bu kadının yumurtalıkları döllendiği zaman şu yumurtalar, yani normalde erkeğin menisi buraya gelir. Kadının şu yumurtalıkları buranın aracılığıyla döllendiği zaman yumurtalık buraya düşer. Tamam? Çocuk olacağı zaman yani bu döl bu yumurtayı tuttuğu zaman bu yumurtalık bu borulardan buraya düşer. Hayız kanı da normalde bu rahimde biriken kan. Kadın bunu her ay belli vakitlerde dışarı atıyor. İşte hayız demiş olduğumuz şey bu. Tamam? Şu yumurta buraya düştüğü zaman yani çocuk olacağı zaman bu yumurtanın büyüyüp gelişebilmesi için neye ihtiyacı var? Gıdaya ihtiyacı var değil mi? İşte Allah Azze ve Celle hikmetinden bu pis kanı buna şey yapar. Bu yumurtanın beslenmesinde veyahut artık bu süreçte oluşan şey buradaki kanla şey yapar. Buradaki kanla beslenir ve bundan dolayı yani %99 neredeyse hamile kadına hayız olmazlar. Neden? Çünkü o rahimde birikip dışarıya attığı kanı artık dışarıya atmıyor. Ne olmuş? Döllenmiş olan yumurta artık gelişme sürecinde ona gıda olarak gönderiyor. Sonra bu çocuk doğduğu zaman, yani şu yumurta büyüyüp doğduğu zaman bu defa Allah buradaki kanı yukarıya şey olarak gönderir. Süt olarak gönderir. Anne bu defa bununla çocuğunu ne yapar? Anne bu defa bununla çocuğunu emzirir. Bundan dolayı çoğu zaman daha çocuğu emziren kadın ya emzirmenin ilk dönemlerinde veya uzun süre boyunca ne yapmaz? Veya uzun süre boyunca hayız olmaz kadın. Tamam? Yani hamilenin ve şeyin süt emziren kadının genel itibariyle hayız olmamasının sebebi bu. Yani rahmin mu'tad vakitlerde dışarıya atmış olduğu kan artık dışarıya değil de ne yapıyor? Oradaki o yumurtanın beslenmesi için harcanıyor. Yumurta onunla ne yapıyor? Yumurta onunla büyüyor, gelişiyor. Şimdi hamile kadınlar şey olur mu? Hamile kadınlar hayız olur mu? Yani burada bu mesele gelmişken onu da söyleyelim. Normalde cumhur ulemaya göre hamile kadınlar hayız değildir. İmam Şafii'ye göre de hamile kadın hayız olabilir. Şimdi bu ihtilafın semeresi nerede? Bu ihtilafın semeresi şurada. Hamile bir kadın kan gördüğü zaman ne yapacak? Hamile hayız olmaz diyen cumhur ulemaya göre kadının hiçbir şey yapmasına gerek yok. Çünkü bu kan hayız kanı değildir, istihaze kanıdır. Yani nedir? Bu kan hastalık kanıdır. Sadece kadının abdest alması yeterlidir onlara göre. Tamam mı? Tekrar gusül alıp namazı terk etmesine, orucu terk etmesine gerek yok. Gelecek zaten istihaze kanının ne olduğunu anlatacağız. Hamile kadın da hayız olabilir diyene göre eğer bu hayız vaktinde gelmişse ve kadın da bunu ayırt edebiliyorsa bu kan hayızdır. Aynı normal hayız kadının yaptığı gibi namazdan ve oruçtan ne yapacak? İmtina edecek demişlerdi. Peki bunların içerisinden racih olan hangisi? Bunların içerisinden racih olan şu. Normalde genel itibariyle pratikte de böyle hayız olan kadınlar hamile olmazlar. Şayet hayız olan kadınlar eğer kan görürlerse kadın bakar. Eğer bu kan mu'tad olan hayız vaktindeyse ve kadın bunun hayız kanı olduğunu fark edebiliyorsa o zaman ne yapabilir? Nadir olaraktan yani bir şaz olaraktan kadın hayızmış gibi muamele eder. Yani ne kadın kesinlikle hayız olmaz bu istihaze kanıdır da denmemeli ne de kesin illaki bu hayızdır da nedir? Bu illaki hayızdır hiç çaresi yok da denmemeli. Ne yapılmalı? Tafsilata gidilmeli. Yani genel olaraktan her ne kadar kadınlar hayız olmasa da nadiren şaz olaraktan bazı kadınlar ne olabilir? Bazı kadınlar hayız olabilir. O zaman da hayızın ahkamıyla ne yapmaları lazım? Hayızın ahkamıyla amel etmeleri lazım. Tamam? Devam edelim. ثُمَّ
ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْغَالِبِ genelde çıkıyor, sonra genelde çıkıyor. فِي كُلِّ شَهْرٍ her ayda سِتَّةَ اَيَّامٍ 6 gün اَوْ سَبَعَةَ اَيَّامٍ 7 gün ayda 6-7 gün 6-7 7 kere çıkıyor. 7 gün çıkıyor. وَقَدْ يَزِيدُ عَنْ ذَٰلِكَ اَوْ يَقِلُّ bazen bu artıyor ya da eksiliyor. وَيَتُولُ شَهْرُ الْمَرْأَةِ kadının ayı uzuyor. وَيَقْصُرُ حَسْبِمَا وَيَقْصُرُ kısalıyor. حَسْبَمَا رَكَّبَهُ اللّٰهُ مِنَ اتِّبَاعِ tabiat Allah'ın terkip ettiği tabiatlara göre kadının şehri uzar veyahut da kısalır. Günleri uzar veyahut da ne yapar? Günleri uzar veyahut da kısalır. Şimdi normalde fıkıh kitaplarında hayız kanıyla ilgili kadınların hayızıyla alakalı şöyle bir hüküm bazı bablar var. Mesela örneğin demişler ki hayız yaşı kaçtır? Misal. Şimdi hayız yaşı kaçtır? Demişler. Ondan sonra kimisi demiş ki hayız yaşı 9'dur. Kimisi demiş ki hayız yaşı 11'dir. Kimisi demiş ki hayız yaşı 13'tür mesela kadın için. Tabii bu ihtilafın semeresi ne? Bu ihtilafın semeresi şurada. Diyelim ki kadın bunların belirlemiş olduğu yaştan önce kan gördü. Mesela diyelim ki bir görüşe göre 9 yaşı, örnek veriyorum. Diyelim ki Şafiler'de 9 yaşı hayız yaşı. Kız 9'dan sonra kan görürse bunu hayız olarak kabul ediyorlar. Tamam? 9'dan önce diyelim ki hayız gördü. Bunu ne kan olarak tabir ediyorlar? Fesat kan diyorlar buna. Fesat kan ne demek? Yani ne hayız kanı ne de hayız kanını takip eden hastalık kanı. Yani bunun bir hükmü yoktur diyorlar. Sadece kadının abdestini bozduğuna inanıyorlar. Ama bunun normal hayızın ahkamı gibi hükümler gerektirdiğine inanmıyorlar. Tabii şimdi bu görüş normalde doğru değil. Niye? Çünkü hayız yaşı veyahut da racih değil diyelim. Doğru değil değil, racih değil. Niye? Çünkü hayız yaşı beldeden beldeye sıcak ve soğuğun değişmesine göre değişebiliyor. Yani bazı bölgelerde işte kızlar diyelim ki veyahut da erkekler 15 yaşında buluğa erirken bazı yerlerde 13 yaşında eriyor, bazı yerlerde 11 yaşında eriyor mesela. Ondan dolayı burada ikinci bir mesele daha var. O da nedir? Hayızın azı ve çoğu meselesi. Yani mesela kimi alimler demiş ki hayızın azı bir gündür, hayızın çoğu 15 gündür. Kimisi demiş ki hayızın azı işte 3 gündür, hayızın çoğu 10 gündür mesela. Şimdi bu ihtilafların yine bunun semeresi ne? Mesela diyelim ki bir kadın hayız oldu, 3 gün sürmedi. Yani bir gün kan gördü, ondan sonra hiç kan görmedi. Hayızın azı 3 gündür diyenlere göre bu hayız o değildir. Öyle değil mi? Çünkü hayızın azı onların yanında mahduttur. Belirlenmiştir. 3 gün olması lazım. Veya kadın diyelim 17 gün üst üste kan gördü. Hayızın çoğu 15 gündür diyenlere göre 15 günden sonrası kesinlikle ne değildir? 15 günden sonrası kesinlikle hayız değildir. Neden? Çünkü hayızın çoğu onların yanında mahduttur. 15'i aşmışsa 15. gün kadın yıkanacak onlara göre. 15'ten sonrasını istihaze kanıymış gibi. Yani hastalık kanıymış gibi. Kadın hayız gibi değil, istihaze gibi amel edecektir demişler. Bunlar hep her ne kadar etrafı çizilmeye çalışsa da racih olan nedir? Racih olan adet ve kanın bulunmasıdır. Yani ne hayızın azı vardır, ne hayızın çoğu vardır. Kadın bir dakika da hayız olabilir. Değil mi? 10 günde hayız olabilir, 5 günde hayız olabilir, 7 günde hayız olabilir, 20 günde hayız olabilir. Allahu alem. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı diyoruz ki asıl olan bunun tahdid edilip mahdud olması değildir. Asıl olan kanın bulunup veyahut da nedir? Kanın bulunmamasıdır. Yani hayızın ne azı vardır ne de çoğu vardır. Peki şöyle bir soru soracaksınız. Peki bazen kan karışsa, mesela kadın bir ay boyunca komple diyelim ki kan görse ne yapacak? Bunların hükmü de müstehaze bölümünde gelecek. Yani kadının normal kanları birbirine karışırsa veyahut da görmesi gerekenden daha fazla görürse veyahut da görmezse kadın ne yapacak diye bunların hükmü gelecek. Yani nasıl davranması gerekir kadının. Ama asıl olan nedir bu bapta? Asıl olan hayızın azı da yoktur, hayızın çoğu da yoktur. Bak mesela bu tip şey bu neye fayda verir? Çokça soru, bir soru gelir kadınlardan. Şöyle bir soru. Mesela derler ki
İşte ben hayız oldum. 2 gün kan gördüm. Ondan sonra 2 gün hiçbir şey görmedim. Öyle mi? Sonra 5. gün tekrardan kan gördüm. Mesela. Yani 2 gün gördüm. Sonra mesela hiçbir şey görmedim. Ondan sonra tekrardan ne yaptım? Tekrardan kan gördüm diyecek. Şimdi o aradaki o hiç görmediğim 2 gün temiz miyim? Yani sonra gördüğüm gün tekrardan hayız mıyım? Yani nasıl yapacağım dediği zaman hemen buradaki asılla yola çıkabiliriz ki hayızın azı da çoğu da yoktur. İbret kanın bulunması veyahut da temizliğin neyidir? Temizliğin bulunmasıdır. Sen temizlik alametini gördün mü diyeceğiz. Ki temizlik alameti nedir? Onu da gelecek. Kıssatul beyda demiş olduğumuz yani beyaz bir su görür kadınlar hayızın akabinde. O beyaz suyu gördüklerinde hayızın kesildiğini anlarlar. Sen başta kan gördün mü? Gördüm. Daha sonra peki beyaz suyu gördün mü? Yani kıssatul beyda'yı gördün mü? Hayır görmedim. O zaman sen hala nesin? O zaman hayızsın. Böyle peş peşe 2 gün hiç kan görmesen de. Anlaşıldı mı? Yani bunu bilmek ibret kanın varlığı ve temizliğin varlığıdır. Hani hayızın azında, çoğunda, yaşında, ondan sonra hükmünde ibret nedir? Hayız kanının varlığı ve temizlik alametinin varlığıdır. Demiş olduğumuz zaman bu tip karışık meselelerin de içinden ne yapmış oluruz? Çıkmış oluruz. Tamam? Evet. وَلِلْ حَائِدِ حَيْزِ اِتِمْ خِلَالَ حَيْدِهَا Hayızlık süresince وَاِنْدَ نِهَيَتِهِ onun nehyedilmesinde ahkamun hükümler vardır. Mufassalatun وَاِنْدَ نِهَيَتِهِ ve hayızın bitiminde ahkam hükümler vardır. Mufassalatun fil kitabi ve sünneti kitapta ve sünnette ayrılmış hükümler vardır. Devam et. Şey devam etsin. Min hazihil ahkami bu hükümlerdendir. Ennel haide muhakkak ki haiz la tusalli namaz kılmaz ve la tesumu oruç tutmaz. Hale haydihe haiz halinde. Kale aleyhissalatu vesselam dedi ki li Fatimete binti Ebi Hubeyşin Fatıma binti Ebi Hubeyş'e İza akvaletil haydetu hayız geldiği zaman feda'ya salati namazını iade et. Felev sâmetil haidu şayet hayız oruç tutarsa ev salli veya namaz kılarsa hâle haydihe hayız halinde lem yasihha sayı olmaz. Lehe savmun onun üzerine oruç sayı olmaz. Ve la salatun namaz da sayı olmaz. لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَهَاهَا Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu nehyetti. اَنْ ذَٰلِكَ Bundan nehyetti. وَالنَّهِيَ يَقْتَدِي عَدَمَ وَالنَّهْيُ وَالنَّهْيُ يَقْتَدِي عَدَمَ السِّحَةِ Nehi sıhhatin yokluğunu gerektirir. وَالْتَكُونُ بِلَكِسْ بِذَٰلِكَ عَسِيَّةً Bundan dolayı asi olur. لِلَّهِ Allah'a وَلِ رَسُولِهِ sallallahu aleyhi ve sellem Resulüne asi olur. فَاِذَا تَحْرَتْ Temizlendiği zaman مِنْ حَيْدِهَا Hayızdan فَاِنَّهَا مُوَقَّكْ يُوْ تَقْدِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاتِ بِاِجْمَعِ اَحْلِ الْاِمِ Orucu kaza etmesi, namazın kazasını etmeksizin orucu kazasını etmesi ilim ehlinin icmasıyla İlim ehlinin icmasıyla gerekir. Kâlet Âişe radıyallahu anha Âişe radıyallahu anh dedi ki Kunnâ nahidu alâ ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayız olurduk. Fekunnâ nu'meru emrolunurduk bi gadâ-i savmi orucun kazasıyla emrolunurduk. Ve lâ nu'meru bi gadâ-i salâti namazın kazasıyla emrolunmazdık. Muttefakun aleyhi. Normalde bir kadın hayız kanını gördüğü zaman hayız kanıyla alakalı bir takım durumlar var. Değil mi? Bir takım ahkam var. Hem hayız kanının başlangıcıyla beraber başlayan, hayız kanının bitimiyle beraber de biten bir takım hükümler var. Bunlardan bir tanesi de ne? Kadının namazı ve orucu terk etmesi. Bir kadın hayız halindeyken namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Şayet kadın namaz kılar veyahut da oruç tutarsa
kılmış olduğu bu namaz ve tutmuş olduğu bu oruç nedir? Boştur, sahih değildir ve kendisi de Allah Azze ve Celle ve onun Resulüne karşı asidir, zalimdir. Neden? Çünkü işi yerli yerine koymamış, adaletsizlik etmiştir. Yani Allah'ın bir şeyi şu zamanda yapma dediği yerde onu yapmıştır. Hayız müddeti bittiği zaman kadının eğer hayızı Ramazan ayına denk gelmişse ve bu sebepten ötürü de bir takım oruçları tutmamışsa, kadın Ramazan'dan sonra temizlik halindeyken o tutamadığı oruçların kazasını ne yapar? Kazasını tutar. Lakin namaza gelince kadın namazları ne yapmaz? Kadın namazları kaza etmez. Niye böyle? Yani niye namazlar kazası var da, niye namazların kazası yok da, niye orucun kazası var? Allahu alem. Lakin bazı alimler buradaki hikmetin namaz gün içerisinde çokça tekerrür ettiğinden dolayı, yani bir kadının mesela 7 gün namaz kılmadığını düşünün, ortalama diyelim, 35 vakit namaz yapar. Öyle değil mi? 35 vakit namazı kaza etmesi kadına hem meşakkat olur hem de zorluk olur demişler. Lakin oruç böyle değildir demişler. Oruç kadın işte her senede 7 gün, yani koca 365 gün içerisinde 6 gün veyahut da 7 gün. Hani ortalamayı söylüyorum tabii. Genelde kadınlar çünkü 6 veya 7 gün hayız oluyorlar. 6 veyahut da 7 gün kadın ne yapacak? Oruç tutacak. Meşakkat olmadığından dolayı bunu tutmanın, Allah Azze ve Celle bunun kazasını tutmayı, bunu ise tutmamayı ne yapmıştır? Bunu ise kazasını kılmamayı bu şekilde meşru kılmıştır diye. Tabii bu nasıl ki şimdi bir takım insanların kafasına takılıyor, bundan dolayı da bu hükmü inkar ediyorlar. Aynı zamanda daha önceden haricilerin de kafasına takılmış. Mesela demişler ki, örnek olarak Hazreti Ayşe'ye bir tanesi gelmiş, demiş ki ey Ayşe, niye biz namazın orucunu namazın kazasını kılmıyoruz da orucun kazasını tutuyoruz dediğimiz zaman, Hazreti Ayşe ona demiş haruriyetun enti, sen harici misin? Hani Harura bölgesinden çıkmış ya hariciler. Sen harici misin demiş. Onlar genelde ahkamda teşeddüt ettikleri için birinci illet. İkinci illet de onlar genelde sünneti inkar ettiklerinden dolayı. Bu iki sebepten herhangi bir tanesinden dolayı Ayşe annemiz sen harici misin ona demiş. İşte biz peygamberimizin döneminde hayız olurduk. Bununla emrolunurduk. Bunun ise ne olmazdık? Bunun ile de emrolunmazdık demiştir. Tamam. Bugün de maalesef bazı sapıklar Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm yok diye namaz Kur'an'la farz kılınmış ama Kur'an'da hayız halinde namaz kılmayın diye bir ayet olmadığından dolayı hayız halinde kadının namaz da kılabileceğini, oruç da tutabileceğini söylüyoruz. Evet. وَمِنْ اَحْكَامِ الْحَيْدِ Hayızın hükümlerindendir. اَنَّهَا مُوَقَّقْ ki o لَا يَجُوزُ جَاهِزِيدِرْ لَهَا ona اَنْ تَتُوفَ بِالْبَيْتِ evi tavaf etmesi, Kabe'yi tavaf etmesi caiz değildir. وَلَا تَقْرَعُ الْقُرْآنَ Kur'an okuması da caiz değildir. وَلَا تَجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ mescitte oturması da caiz değildir. وَيَحْرُمُ haram olur عَلَى زَوْجِهَا onun zevcesinin وَتَعُحَا فِي الْفَرْجِ وَتَعُحَا وَيَحْرُمُ haram oluyor عَلَى زَوْجِهَا onun kocasının üzerine وَتْعُوهَا onunla beraber olması, yani cinsel münasebeti fil ferci, kadının cinsel uzvundan fercinden ilişkiye girmesi haram oluyor. Hatta يَنْقَتِعَ kesilene kadar حَيْدُهَا وَتَغْتَسِلَ onun hayızı kesilene kadar وَتَغْتَسِلَ temizlenene kadar. قَالَ تَعَالَى Allah-u Teala buyurdu ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيدِ قُلْ هُوَ أَذًى sana hayızdan sorarlar, de ki o bir eziyettir. فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ فِي الْمَحِيدِ kadınlarınıza hayız iken yaklaşmayın. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ onlara yaklaşmayın. حَتَّى يَدْحُرْنَ temizlenene kadar. فَاِذَا تَطَحَّرْنَ temizlendikleri zaman. فَاَتُوهُنَّ onlara yaklaşın. مِنْ حَيْتُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şekilde. وَمَعْنَا الْاِعْتِزَالِ İtizalin manası terkul ve te'i ilişkiyi terk etmektir. Ve kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki isna'u kulle şeyin her şeyi yapın illen nikâhe ancak cinsel ilişkiyi yapmayın. Ravahul cemaatu onu cemaat rivayet etti illel Bukhari, Bukhari dışındaki cemaat onu rivayet etti. Ve fî lafzin bir lafızda
illa cima'a, cima dışında her şeyi yapın. Ve yucuzu li zavcil haidi, hayızın eşine caizdir. En yestemta'a minha bi gayril cima'i, cima olmaksızın ondan istimta etmesi, yani ondan faydalanması, lezzetlenmesi. Fil ferci, cima olmaksızın, fercinde cima olmaksızın, kel kubbeleti, kel... Ve yecuzu li zevcil haidi, hayızlı kadının kocası için caiz oluyor. En yestemti'a, onundan lezzetlenmesi. Minha, ondan lezzetlenmesi. En yestemti'a minha, bi gayril cima'i fil ferci. Yani ferçte cima yapmamak kaydıyla hayızlı kadının kocasının karısından lezzetlenmesi, faydalanması caizdir. Kel kubleti, öpmek gibi, ve lemsi, dokunmak gibi, ve nahvi zalike, ve bunlar gibi. Şimdi burada dedi ki hayızlı kadına caiz olmayan şeyler, Kur'an okumaz, mescitte oturmaz dedi. Biz bunların hükmünü ne yapmıştık? Bunların hükmünü anlatmıştık değil mi? Racih olan hayızlı kadının Kur'an'da okuyabileceği, hayızlı kadının mescide girip de oturabileceğini söylemiştik. Men eden ya deliller veya delil diye zannedilenler ya sahih ama sarih değil, yani hükme delaleti açık değil, veyahut da sarihtir, yani hükme delaleti açıktır ama ne değildir? Sahih değildir. Hükümler de ancak sahih olan hadislerin üzerine ne yapılır? Bina edilir demiştik. Burada son bir meseleye geldik. Kadının veyahut da kocanın hayızlı olan kadınla cinsel münasebette bulunması. Şimdi normalde Yahudiler kadınları hayız olduğu zaman kadınlarla yemek yemezlerdi. Onlarla aynı evde oturmazlardı. Onlarla tabi doğal olarak da cinsel münasebette bulunmazlardı. Yani böyle olunca. Tabi sahabe gelip bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Ya Resulallah biz ne yapalım? Yani Yahudiler hani böyle yapıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Allah Azze ve Celle şu ayet-i kerimeyi önümüzde indirdi. Sana hayızdan soruyorlar. De ki hayız bir eziyettir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَنْ فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Hayız oldukları zaman kadınlardan ne yapınız? Kadınlardan uzak durunuz. Yani Allah Azze ve Celle kadınlardan hayız halinde külliyen uzak durmayı değil de hayız halinde sadece cinsel münasebetten uzak durmayı ne yaptı? Müslümanlara emretti. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi bu hem fıtrata aykırı olan bir şeydir. Hem de o haldeyken kadınla cinsel münasebetin sağlık açısından çok ciddi zararları var. Yani hem erkeğe dönen hem de kadına dönen sağlık açısından çok ciddi neyi var? Çok ciddi zararları var. Peygamberimiz de bu ayet-i kerime indikten sonra sahabe diyor ki اِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا اَنْنِكَاحَ. Yani siz dilediğinizi yapın veyahut da bir rivayete اِلَّا الْجِمَاعَ. Kadının cinsel uzvundan ilişkiye girmemek kaydıyla kadınla beraber yata da bilirsiniz, istediğiniz şekilde eş, kadın koca münasebetinde ne yapabilirsiniz? Kadın koca münasebetini de devam ettirebilirsiniz. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili uygulaması da bu yöndedir. Yani hem Ayşe annemiz, hem Meymune annemiz, hem Ümmü Seleme mesela hayız oldukları zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara bir örtüyle örtünmelerini emrettiğini, yani ferçlerini, işte cinsel uzuvlarını kapattırdığını ve akabinde Peygamberimizin onlarla bir kadınla kocanın yapabileceği her şeyi yaptığını bize ne yapıyorlar? Bize rivayet ediyorlar. Ondan dolayı mesela İslam uleması bu şöyle bir ihtilafa düşmüşler. Demişler ki bir kadın hayızlı olduğu zaman o kadının sadece cinsel uzvu mu erkeğe haramdır? Yoksa diz kapağıyla göbek arası mı erkeğe haramdır? Yani ne demek? Sadece cinsel uzvu haramdır dendiği zaman manası şu olur, erkek onun dışında eşiyle istediği her şeyi yapabilir, sadece cinsel uzvuna dokunamaz. Diz kapağıyla göbeği arası haramdır dediğinde, kadının diz kapağıyla göbeğini kapatması gerekir, yani hayız halinde. Erkek ondan sonra eşine istediği şekilde yaklaşabilir. Bunların içerisinden Allahu alem racih olan görüş hangisi? Kadının ferci dışında erkeğe her tarafının helal olmasıdır. Niye? Çünkü hem ayetin sorulan sorunun üzerine inen ayette, Peygamberimizin cima dışında her şeyi yapınız buyurması, hem de Mesruk Ayşe'ye sorduğu zaman işte kadına erkeğin hayız halinde neresi haramdır diye kendinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek vererek sadece kadının ferci haramdır demesi, ki Peygamberin hanımı bu konuyu en iyi bilendir. Ondan dolayı kadının diz kapağıyla göbeği arası değil de kadının sadece cinsel uzvunun haram olduğu racih olan ne? Racih olan
görüş. Diğer grubun işte delil olarak aldıkları işte Peygamberimiz örtünmelerini emretti kadınlara mesela. Veya adam sordu ya Resulallah bana eşimden ne helaldir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki izarın üstündeki helaldir. Yani kadının o kapattığı izarın üstündeki haramdır. Bunlar helaldir. Bunlar diz kapağıyla göbeğin arasının haram olduğunu göstermez. Sadece erkeğin harama düşebilir korkusuyla cinsel münasebet sırasında kadını örttürmesi. Yani özellikle işte kadının cinsel uzvunun üzerine bir örtü attırmasının güzel bir şey olduğunu ta ki hududun etrafında dönüp de harama düşmesin diye kendini koruma altına alması için bunun güzel bir şey olduğunu gösterir. Evet. وَلَا يَجُوزُ caiz değildir. لِزَوْجِهَا hayızlının eşine caiz değildir. اَنْ يُطَلِّقَهَا ayrılması اَنْ يُطَلِّقَهَا onu boşaması. Onu boşaması caiz değildir. وَهِيَ حَيْدٌ o haiz iken. قَالَ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى buyurdu ki يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اَيْ نَبِي اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنْ kadınları boşadığınız zaman onları iddetlerine boşayın. اَيْ تَاهِرَاتٌ اَيْ تَاهِرَاتٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ cima olmaksızın temizken onları ne yapın? Onları boşayın. وَقَدْ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti مَنْ تَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ هَيْدٌ eşini boşayan kimseye hayız iken eşini boşayan kimseye emretti en yuraciha ona dönmeyi istediği zaman men tallaka imraatehu ve hiye haidun en yuraciha onu tekrardan geri döndürmesini emretti thumma yutallikaha sonra onu boşamasını hale tuhur tuhriha temizlik halinde in arade isterse onu temizlik halinde boşamasını emretti. Evet. Şimdi normalde talak iki kısımdır. Öyle mi? Talak birinci talak nedir? Sünni talak vardır. Bir de ne vardır? Bir de bid'i olan talak vardır. Sünni talak ne demektir? Bid'i talak ne demektir? Sünni talak kişinin kadını bir defa olmak üzere kadınla hiçbir cinsel münasebete girmediği temizlik halinde kadını boşamasıdır. Yani kadın diyelim hayızı bitti, temizlendi ya. O temizlik esnasında kadınla hiçbir münasebete girmeden, ilişkiye girmeden tek bir defa olmak üzere yani bir defa boşadım demek üzere kadını boşamasıdır. Bu sünni talaktır. Niye buna sünni talak denmiş? Sünnete muvafık olduğundan dolayı, sünnete uygun talak olduğundan dolayı. Bid'i talak nedir? Bid'i talak ise adamın hayız halinde ya da ilişkiye girdiği temizlik halinde veyahut da üç lafızı bir kere de söylemek üzere kadını ne yapmasıdır? Boşamasıdır. Yani boşadım, boşadım, boşadım mesela. Veya üç talakla seni boşadım gibi bu şekilde söylemesi. Bu da nedir? Bu da bid'i talaktır. Buna niye bid'i talak denmiştir? Çünkü bu sünnete uygun olmayan, sünnete muhalif olan talak olduğundan dolayı buna bid'at boşaması denmiştir. Şimdi normalde bir adam eğer eşi hayız iken onu boşarsa ki İbn Ömer'in başına böyle bir şey geliyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona tekrardan kadını geri çevirmesini emrediyor. Yani o boşadığı kadın hani insan normalde bir kadını boşadığın zaman tekrar onu geri çevirme hakkın var. Öyle değil mi? Üç kere boşayana kadar bir kadını iddet müddeti içerisinde tekrardan geri çevirme, müracaa etme şeyin var, hakkın var. Peygamberimiz ona kadını tekrardan geri çevirmesini istiyor. Şayet boşarsa da, boşamak istiyorsa da kadın temizlendikten sonra onu ne yapmasını? Kadın temizlendikten sonra onu boşamasını istiyor. Ondan dolayı adamın, bir insanın hayız halinde karısını boşaması nedir? Haramdır. Çünkü bu sünni değil de bid'i talak olmuş olur. Evet. Tabii bunun tafsilatı hepsi Allah nasip eder talak babına gelirsek boşanma evlilik bölümünde orada görürüz. Evet. Temizlik inqita'u demi kanın kesilmesidir. Fe izen qata'a demuha kan kesildiği zaman fakat tahurat ve entahat müddeti haydiha. Temizlik olur ve haydinin müddeti biter. Fe yecibu vacip olur. Aleyha onun üzerine el-iğtisalu husletmesi onun üzerine vacip olur.
ثم تزاول ما منع ثم تزاول ثم تزاول sonra ثُمَّ تُزَاوِلُ sonra yapar. Değil mi? Yani devam eder, yapar, ilgilenir. مَا مُنِعَتْ مِنْهُ بِسَبَبِ الْحَيْدِ Hayız sebebiyle ondan men edilen şeyleri tekrardan ne yapar? Tekrardan yapabilir. Onlarla iştigal edebilir. Evet. وَاِنْ رَعَتْ görürse بَعْدَ تُخْرِ temizlikten sonra kudraten اَوْ سُفْرَةً sarı kudraten kudra ve sufra bulanıklık. Yani böyle hani kanımsı bir şeyler görürse kudre ne demek? Kedira yani suyun mesela bulanması demek. Tamam mı? Sufra da sarılık demek. Lem yeltefit ileyha ona yönelmez. Yönelmesin. Li kavli ummi atiyete ümmü atiye radıyallahu anh'ın sözünden dolayı kudna la ne'abdül kudrate ve sufrate şey'en. Biz bir şeyden saymazdık bulanıklığı ve sarılığı. Ravahul Bukhari onu Bukhari rivayet etti ve gayruhu onun dışındakiler rivayet etti. Velahu hakimur raf'i velahu hukmur raf'i velahu hukmur raf'i onun hükmü merfudur. Li'ennehu takriru minhu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi, çünkü o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ikrar takrir etti. Peygamber onun takrir ne demek? Yani hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sukut etmiş. Sukut etmesiyle beraber ona ne yapmıştır? Onaylanmıştır. Evet, onaylanmış olmuştur veyahut da. Yani hani Peygamberimizin zamanında veya Peygamberin olduğu yerde bir olay, bir hadise vuku bulur da Peygamberimiz buna tepki göstermezse bu onun doğru bir şey olduğunu gösterir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam batıla sukut etmez. Hatta biz demiş ya, sünnet üç kısımdır. Sözlü, fiili ve takriri sünnet vardır. Takrir-i sünnet nedir demiştik? Peygamberimizin yanında yapılıp da Peygamberimizin sakin kaldığı, sukut ettiği şeylere denir. Normalde biz demiştik sünnet de iki kısımdır. Merfu hadisler iki kısımdır. Birincisi hükmen merfu olanlar. İkincisi sarahaten merfu olanlar. Sarahaten merfu olanlar veya hakikaten merfu olanlar neydi? Peygamberin sözleri, fiilleri ve takriratıydı. Hükmen merfu olanlar neydi? Hükmen merfu olanlar da İsrailiyattan almamış olan sahabenin akıl, lügat, aklın mecali olmayan şeylerde, lügat tefsirine de girmeyecek şekilde söylemiş olduğu hükümler veya yapmış oldukları fiillerdir. Ne gibi? Sünnettendir ki şöyle şöyle, biz peygamber döneminde böyle böyle yapardık. Biz işte şunu şöyle şöyle yaptık, Kur'an o dönemde iniyordu mesela. Yani Kur'an'ın ve sünnetin onlara müdahale etmediği, yapmış oldukları fiiller de her ne kadar mevkuf olsa da lakin demiştik nedir? Hükmen merfu konumundadır. Şimdi kadının hayızı bittiği zaman dediğimiz gibi kadın hayızının bittiğini nereden anlar? Kadın beyaz bir su görür. Yani beyaz bir sıvı görür. Bu beyaz sıvıyı görmesiyle beraber kadın temizlendiğini ne yapmış olur? Kadın temizlendiğini anlamış olur. Kadın beyaz sıvıyı gördükten sonra yani temizlendikten sonra mesela diyelim ki bir gün sonra banyo yaptı, yıkandı. Böyle bir bulanıklık gördü veyahut da bir sarılık gördü. Yani hani hayız kanının kalıntısı mı acaba hayız kanı mı geldi diye. Böyle bir vehme kapılmasına gerek yok. Neden? Çünkü temizlikten sonra görülen bulanıklık ve sarılık hiçbir şey değildir. O Muatiye ne diyor? Biz bunu bir şeyden saymazdık. Yani hayızdan temizlendikten sonra görülen bu şeyi biz ne yapmazdık? Biz saymazdık. Peki kadın temizlendikten sonra, hayızdan temizlendikten sonra şer'an temiz hükmüne geçebilmesi için ne gerekir? Gusül gerekir. Öyle değil mi? Yani cumhur-i ulemaya göre, hatta cumhur-i ulema hemen hemen tüm ulemaya göre bu konuda icma nakledenler de var. Bir kadının hayızdan temizlendikten sonra şer'an temiz konumuna geçebilmesi için, yani namaz kılabilmesi için, eşiyle cinsel münasebette bulunabilmesi için, oruç tutabilmesi için ne lazım? Gusül alması lazım. Niye? Çünkü ayet-i kerimeye bakın, önünüzde yazılı olan ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ ta temizleninceye kadar onlarla ne yapmayınız? Onlara yaklaşmayınız. فَاِذَا تَطَهَّرْنَ şayet onlar temizlenirse فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği yerden onlara ne yapın? Allah'ın emrettiği yerden onlara yaklaşın diyor Allah azze ve celle. Burada bakın yethurne ile tatahharne arasında bir fark var. Yani aynı fiil, temizlik fiili iki farklı kalıpta kullanılmış. Öyle değil mi?
Yetune nasıl kullanılmış? Yetune normalde sülasi mücerret. Öyle değil mi? Yetune normalde sülasi mücerret. Fakat tetahharne öyle değil. Tetahharne ne? Tetahhara. Öyle değil mi? Humasi. Ha, iki fiilin değişmesi neyi gösterir? Haletlerin değişmesini gösterir. Birincisi yetune kadının hayızdan temizlenmesi. İkincisi tetahharne kadının gusül alıp hükmen ne olması? Hükmen temiz konumuna geçmesi. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabenin uygulaması da bu yöndedir. Sadece bu konuda seleften bazılarından nakil yapılmış Mücahit gibi. Bir de İbni Hazm özellikle bir kadının temiz olabilmesi için gusül almasına gerek yoktur. Hayız kanının temizlendiğini gördüğü anda artık o kadın temizdir diye. Peki kadın diyelim şeyi gördü. O beyaz sıvıyı gördü, temizlendiğini anladı ama su yok. Yani kadının gusül alabileceği bir su yok. Ne yapacak o zaman kadın? Teyemmüm. Aynı yani normalde zaten teyemmüm neydi? Teyemmüm gusülün ve abdestin yerine geçen şeydi. Şayet kadın temizlendi su yok diye beklemez. Yani su yok o zaman bekleyin bir şey yapmayayım. Böyle bir şey yok. Kadın eğer temizlenirse hemen peşine ne yapması lazım? Kadın temizlendikten sonra peşine teyemmüm alıp bütün kendine farz olan şeyleri yerine getirebilir. Tamam. Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.